merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir diyeceğim ama hiç kimsenin keyfi kriptoda şu an için bu aralar yok arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim. Bugünkü konumuz Shiba ile ilgili yeni haberler, yeni detaylar, gündemde Shiba ile ilgili son gelişmeler neler? Bunları öğrenelim. Biraz da Bitcoin ile ilgili konuşalım ve konumuzu kapatalım arkadaşlar. Öncelikle şuna vurgu yapalım. Shiba'da en önemli gelip bu hafta içerisinde dün Satoshi Kusama bir şeyler duyurdu. Buna geleceğim ama bu gelişmeler ışığında ilk önemli gelişmelerden biri Red Bull'du arkadaşlar. Satoshi Kusama bir sohbette Red Bull ile bir sohbet gerçekleşiyor. Burada ilerleyen günlerde veya aylarda vesaire bir anlaşma yapacakları yönünde haberler var arkadaşlar. Red Bull küçümsenmeyecek bir proje olduğunu biliyorsunuzdur. Bu yüzden kanatlandırır, iyidir, güzeldir diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim ana projelere arkadaşlar. Satoshi dün yine bir mesajında şey dedi, şu bizim oyunlarımız vardı biliyorsunuz. Oyunlarla ilgili bir açıklama yaptı. Haftaya işaret etti. Haftaya güzel şeyler olacağını vurgu yaptı. Bunlardan biri de oyunlardı arkadaşlar. Oyun kartlarıyla ilgili, oyun koleksiyonlarıyla ilgili, sanat eserleriyle ilgili önümüzdeki haftalarda güzel gelişmeler olacak diye bildiride bulundu arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kart oyunu oyunlarla ilgili. Diğer bir gelişme arkadaşlar yine bugün itibariyle düştü. Bu gelişme ise Shibarium'u aralıyor. Shibarium'u bizlere getirecek olan bir gelişme aslında. Bununla ilgili detay yok ama şunu dedi. Ana ağda bir güncelleme olacak. 8 Haziran'a vurgu yaptı. 8 Haziran'da ana ağda bir güncelleme yapılacak arkadaşlar. Bu da nedir? Bize ana ağdan sonra Shibarium'un kapılarını açacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Başka bir duyuru, başka bir gelişme var mı? Bunları düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü videoyu anlık çektiğim için bazen unutabiliyorum. Tüm bu gelişmeleri anlattım. Evet, bir gelişme daha var. Bunu da bilelim. Bir ödeme sistemi 65 ülkede, restoranlarda vesaire Shiba'yı ödeme olarak kabul edecek. Bu ayrı. Bu da bir gelişme. Bir ayrı gelişmede lüks bir saat firması yine ödemeler için Shiba'yı kabul edecek arkadaşlar. Aslında Shiba için güzel haberler dolu. Biz fiyatta artış bekliyoruz. Artış fiyatta bekliyoruz arkadaşlar. Sanmayın ki Satoshi Kusama'ya buradan tepkilerimizi her tweetimde filan. Beni bilenler bilir. Her zaman ben neredeyse kendi sıkıntım, bizim ailecek olan Shibarium ailesi olarak sıkıntımızı kaç kez Satoshi Kusama'yı etiketleyerek bahsettim arkadaşlar. Kaç kez baskı yaptım. Artık yani bizler de bıktık. Bir şey bekliyoruz biz. Biz hareket bekliyoruz. Biz fiyat değerlenmesi bekliyoruz. Bu yönde de köşeye sıkışılmış olmalı ki arkadaşlar. Yeni yeni bir şeyler doğmaya başladı. Bakalım bu gelişmeler ışığında haftaya neler olacak ya da bir aya, iki aya neler olacak göreceğiz. Bizi ilgilendiren bir konu ise aslında en önemli konulardan biri ise Bitcoin ve kripto para camiası. Biliyorsunuz dünyanın çöküşüyle hız kazanmıştık düşüşte. Fakat şu an için bir yeşillenme mevcut. Buradan koşturarak ATE yapacak mıyız? Ben sanmıyorum. Buradan koşturarak yeni zirveler gelecek mi? Sanmıyorum. Fakat bizim için rahatlama, bizim için bir oksijen lazım. Bu yüzden de yer yer yeşilliklere, yer yer paralarımızı değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden yeşil bir piyasadayız şu an. Yine de gelgellere dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar piyasada dün çok büyük araştırmalar yaptım. Bu Biden'ın açıklamasında en çok korkutan ve Bitcoin'i en çok etkileyen şey resesyon ve stagflasyon açıklamasıydı arkadaşlar. Bu yüzden de bir sürü milyarder insan dolara hücum etti. Bu da neden? Riskli varlıklardan çıkışı sağladı. Bu da Bitcoin'de düşüşü iyice getirdi arkadaşlar bize. Bunu da unutmayalım. Şu an için bir rahatlama mevcut. Fakat ilerleyen günlerde durum tehlike geçmiş değil. Bir gel operasyonu da olabilir. Bakacağız, göreceğiz. Ama demiştim, en son demiştim, boğa koşusuyla ilgili açıklamalarımı bir önceki videoda yapmıştım. Ben ne zaman güzel günleri bekliyorum diye bunları konuşmuştuk. Şu an için dediğim gibi Haziran vesaire bu zamanların daha güzel olgular olacağını düşünüyorum. Ama şu an için dediğim gibi 25 olur. 25 binden çıkar 30 bine, 30 binden 35 bine, 36 bine, oradan düşer 20 bine. 20 bin biraz zor olasılık ama 24 bin dolar seviyelerine kadar gelebilirsek de buradan bir alım yapmayı kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Tamamen kendime ait görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz arkadaşlar. Yine sizlerle birlikte olacağım. Her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Twitter'da da Doğu Tibet olarak tüm haberleri sizlerle paylaşıyorum zaten. Oradan bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Bir tweet atıyorum. Yorumlara hemen yazarsanız eğer
illaki cevapsız bırakmıyorum. Birçok özel mesaj oluyor. Elimden geldiğince hızla cevap veriyorum. Fakat öyle oluyor ki 200-300 kişi oluyor. Gün içerisinde benim de işlerim olduğu için arkadaşlar sık sık bakamıyorum. Olabildiğince hızlı davranıyorum. Gece saatlerinde bu özel mesajları okumaya başlıyorum zaten. Elimden geldiğince de hızlı davranıyorum. Sanmayın ki bu adam bizimle ilgilenmiyor, mesajlara bakmıyor diye sanmayın. Çünkü yüzlerce mesaj oluyor arkadaşlar. Bu bağlamda da geç dönüyorsam eğer kusura bakmayın. Ama yorumlarda hızlı dönebiliyorum. Bir tweet attığımda yorumlardan hızlıca dönebiliyorum. Yorumlar daha önemli. Bu yüzden bir tweet attığımda sorunuz varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Twitter'dan bahsediyorum. Görüşmek üzere, seviyorsunuz arkadaşlar.